Evet, en çok merak edilen soru. Umre'ye gittiğimiz zaman uzak otelde mi kalalım, yakın otelde mi kalalım? Size bunu birinci ağızdan iki kere Umre'ye gitmiş biri olarak cevap vermek istiyorum. Hem de birazcık yürüyüş yapacağız ve size gerçekten altın değerinde, altın niteliğinde bilgiler vereceğim. Bunları bence dikkatlice dinleyin. Hatta bir kenara da not alırsanız sizin için iyi olur derim. Öncelikle ben iki umremle de yakın otel tercih etmiştim gittiğim zaman. Bu bence %100 bütçenizle alakalı. Ancak bunun için değer mi değmez mi? Çünkü minimum arasında daha yeni baktım videoyu çekmeden önce yeni araştırdım. 800 dolar kadar fark var. Hani 800 dolar da bugün çok iyi para. Ya da şöyle söyleyelim, kolay kazanılan bir para değil. Çarpı 2 yapacaksınız bunu. Çünkü minimum 2 kişi gidiyorsunuz. En az herkes öyle. Tek kişi de gidebilirsiniz ama tek kişi giderseniz bu 800 dolarlık fark daha yukarıya çıkıyor. Tek kişilik odada kalacağınız için. Örneğin bütçeniz el verdi ve yakın otel seçtiniz, yürüme mesafesi otel seçtiniz. Yürüme mesafesi otel seçtiğiniz zaman yani minimumu yakınlığı 50 metre, çok çok yakın. Diğer yürüme mesafesi olanlarda işte efendim 200 metre, 250 metre olabiliyor. Benim en son kaldığım mesela 200 metreydi. 500 metre olanlar da var ama bunlar servisli olarak geçiyor. 500-550 metre. Örneğin benim ailemden hatta ablam kalmıştı. Pandemiden önce gitmişlerdi. 550 metreydi mesafeleri. Ama Mekke'de bolca tavaf yaptığınız için yürüme mecaliniz kalmıyor. O yüzden servisle gidip geliyorsunuz. Ama şunu kıyaslayamam. Pandemiden önceki kalabalıkla şu anki kalabalık gerçekten mukayese edilmez. Çok kalabalık. Özellikle Ramazan ayı hac mevsimi, hac ayı gibi geçiyor. O yüzden bu söylediklerimi ben Ramazan umresi ve hac için konuşmuyorum. Ramazan ayı ve hac dönemi için konuşmuyorum. Onlar hariç işte efendim Şevval umresidir, diğer aylardır, şu anki dönemdir. Şu anki dönemler için konuşuyorum. Ben ikisinde de Ramazan'dan sonra gitmiştim. İlk umremde de, ikinci umremde de. Yani Ramazan'la hac arasına gitmiştim. İlk umreme kıyasla ikinci umremde gerçekten %100'e yakın bir yoğunluk oranında fark vardı. Ramazan'dan sonraki dönem de umre için en boş zaman kabul edilir normalde. Ama gerçekten çok kalabalıktı. Mesela biz bu ikinci umremizde Ramazan'da gitmek istiyorduk. Ancak 20-25 gün önce başvurmamıza rağmen boş yer yoktu. Servisli otelleri tercih etmemiz gerekiyordu. Ancak hangi firmayla konuştuysam, ben de yaklaşık 5 ila 6 firmayla birebir görüştüm. Hiçbiri bana servislerin, yani hepsi bana servislerin Ramazan'da çalışmadığını söyledi. Yani hac dönemi gibi çok kalabalık olduğunu, otellerin full artı full dolduğunu, işte mümkün olanların ek yatak eklediklerini ve bu yüzden de kalabalık nedeniyle servislerin, ringlerin sizi otellerden alıp Kabe'nin yakınına getiren otobüslerin çalışmadıklarını söylediler. Biz de hani 1500-1600 kilometreyi, yani 1,5-2 kilometre arası mesafeyi her gün birkaç defa minimum yürümeyi göze alamayacağımız için tercih etmedik. Ancak bir yakınım yine bu Ramazan'da umre yaptı. Onlar da eşiyle birlikte gitmişlerdi. Biraz zorlanmışlar gerçekten. Gerçekten söylendiği gibi servisler çalışmıyormuş. Zaten normalde de minimum yarım saat, bir saat kala yollar kilitleniyor. Yani siz servisli bir otel tercih ettiğiniz zaman
otelinizden çıkma saatiniz namazdan, ezandan minimum 1,5 saat önce olması lazım. Ancak yürüme mesafesi bir oteldeyseniz, ezan okunurken bile çıksanız namaza yetişebilirsiniz. Çünkü orada namazla kamet arası, yani imamın, Kabe imamının namaza durmasının arasında minimum 10-15 dakika var. Şeyde de, Kabe TV'de de, yani da internetten gitmeden izleyebilirsiniz. Şahit olursunuz buna. Minimum böyle bir vakit var. Yani yürüme mesafesi oteldeyseniz, tabii ki son dakikaya kadar otelde kalın size demiyorum ama bunu kıyaslamak açısından söylüyorum. Rahat rahat yetişebilirsiniz. Şöyle biraz oturalım, nefeslenelim. Servisli otellerde ise söylediğim gibi minimum 1 saat öncesinden çıkmanız gerekiyor. Bu Ramazan ve Hac dönemi için geçerli değil ki namaza yetişebilirsiniz servisle. Bunun haricinde namazınızı kıldınız. Vakit namazınızı kıldınız. Örneğin öğlen namazını kıldınız. Şimdi bir gününüzü planladığımızı düşünelim. Öğlen namazınızı bir de kıldınız. Dediniz ki efendim ben namazın ardına da bir tane tavaf yapayım istiyorum. İşte namaz bitti 1.30'da. Siz tavafı yaptınız 2.30'da. Zaten 4'te oluyor efendim. 4.30'da oluyor 2'nde. Arada var 1.5-2 saat. Ben şimdi servise binip otele gideyim mi gitmeyeyim mi diyorsunuz. Hatta yürüme mesafesindeyseniz bile o sıcakta, öğlen sıcağında diyorsunuz ki acaba gitsem mi gitmesem mi? Ben hiç gitmedim. Yani öğlenle ikindi arasında otele hiç gitmedim. İşte orada oturursunuz, zikir çekersiniz, işte orada namaz kılarsınız. Güneşten fazla etkilenmiyorsanız ne mutlu size, tavaf yaparsınız bol bol. Ya da orada genelde gece tavaf yaptığınız için gündüz uykusuz olacaksınız. Birazcık böyle başınızı oturduğunuz yerde kenara yaslarsınız. Ben genelde terliklerimi taşıdığım o sırt çantamı yere koyuyordum. Başımı da ona koyuyordum ve uyuyordum, dinleniyordum. Ezana doğru kalkarsınız, abdestinizi alırsınız, ikindi namazınızı kılarsınız. İkindi namazından sonra da işte 4.30 gibi bittiğini düşünelim. Tavaf yaparsınız. Ben yine otele gitmiyordum. Akşam namazına kadar tavafımı yapardım. Size de bunu öneririm. Tavafınızı yaptıktan sonra akşam namazınızı kılarsınız ama akşam namazından sonra tavaf yapacak vakit bulamazsınız. Çünkü akşam saat 7'de akşam yemeği başlıyor. Bütün otellerde geçerli. İşte saat 7'de namazınızı kıldınız. Hemen otelinize geldiniz. Saat oldu 7.30-8 yemeğinizi yediniz. Hemen odanıza çıktınız. İhtiyacınızı giderdiniz. Hemen abdestinizi tazelediniz. Servisinize bindiniz. Alelacele. Çünkü yatsı namazıyla akşam namazının arası dar ve akşam yemeği olduğu için de birazcık yetişmekte güçlük çekiyorsunuz. Hemen servisinize bindiniz ya da işte yürüdünüz. Bir çayınızı, kahvenizi belki de içtiniz. Yatsı namazına yetiştiniz. Akşam ezanı okundu. Yatsı ezanı okundu. Sünnetinizi kıldınız. Ardından kamet getirildi. Kabe imamı geçti öne. Ne mutlu size. Siz de Allahu Ekber dediniz ve Kabe imanına uyarak yatsı namazında vaktinde Kabe'de kıldınız. Hele işte biraz erken giderseniz Kabe'ye karşı Kabe'yi görerek kılabilirsiniz. Onun haricinde sizi Kabe'nin olduğu kısma almıyorlar. Çünkü çok aşırı kalabalık oluyor. Takribi yarım saat 45 dakika kadar öncesinden Kabe'nin, yani tavaf alanının olduğu kısma giremiyorsunuz. Yani alt katlarda, üst katlarda kılabilirsiniz. Ama tabii ki tam huşu içerisinde kılmak istiyorsanız, benim gönlümden geçen her zaman Mekke'deyken Kabe'yi görerek namaz kılabilmek. Yatsı namazını da kıldınız. Sünnetinizi kıldınız, vitrinizi kıldınız, tesbihatınızı yaptınız. Kalktınız, dua ettiniz, ellerinizi açtınız. İnşallah giderseniz bizim için de dua edin. Şimdi ne yapacaksınız? Otele gidip uyuyayım mı, dinleneyim mi diyeceksiniz. Çünkü çok yoğun bir gün geçirdiniz. Başınızı hiç yastığa koymadınız geceden beri. İşte sabah namazına kalktınız.
Hatta orada teheccüd namazı kılmadan bir gece geçirmeyin. Orada teheccüd ezanı okunur. İşte sabah namazından yaklaşık 2 saat önce. Tabii siz ondan önce de teheccüdünüzü kılabilirsiniz ama orada böyle bir hatırlatmak amacıyla, hani sela gibi düşünebilirsiniz bunu. Önden bir teheccüd ezanı okunuyor efendim. Yani orada uyku yok. Şimdi bugün anlattık ya yaşadığımızı. Biz öğlen ezanından berisini anlattık ama bunun sabah namazı da var, bunun teheccüdü de var. Şimdi neyse, kendinizi iyi hissediyorsunuz. İşte yatsı namazınızı kıldınız. Hadi bismillah dediniz tavafa. Başladınız tavafa. İşte gücünüzün yettiği kadar tavafınızı yaptınız. Şimdi her tavafında 2 rekat namazı var. Yani 7 kere şaft yaptınız. Yani bir dönüş bir şaft, 7 dönüş bir tavaf. 2 rekat borcunuz oldu tavaf namazı. Örneğin siz 5 tane tavaf yaptınız. Yani 5 x 7 35 şaft, 5 tavaf yaptınız. Ondan sonra 10 rekat namazınız oldu. Tavaf namazınız. Bunun 10'unu da tek Allahu Ekber deyip 10'unu birden de kılabilirsiniz. 2-2 de kılabilirsiniz. 4-4 de kılabilirsiniz. Ben hiç 10'unu birden kılmadım. Yani şaşırırım diye kılmadım. Muhtemelen belki de denesem şaşırırdım. Her zaman 4-4 kıldım. Bir tren geçsin bakalım. Ayağı gürültü yapıyordu. Bu şekilde geçtiniz bir kenara. Tavaf namazlarınızı da kıldınız. Namazını, tavafın yaptığınız günde kılmanızı tavsiye ederim. Ertesi güne bırakmayın. Hatta ertesi vakte bile bırakmayın. Hani işte ikindi ile akşam arasında yaptınız. Hemen kılın namazını. Biriktirmemeye gayret gösterin. Sonra nefsinize ağır geliyor. Bizzat şeyle, tecrübeyle sabit. Yani ben yaşadım bunu bizzat. Ne yapın? Kılın namazlarınızı ikişer rekattan. Ondan sonra biraz dinlenebilirsiniz, biraz istirahat edebilirsiniz. Hadi dediniz, otele gidelim artık, yeter dediniz, biraz uyuyayım dediniz. İşte otele gittiniz. 2.30'a kadar uyumanızı en fazla tavsiye ediyorum. Saat kaçta yatarsanız yatın, saatinizi 2.30'a kurun. Ve hemen pratik olun, hızlıca hazırlanıp bir an önce odadan çıkın. Yani minimum 3'te Kabe'de olmaya çalışın, haramda. Yine bu tür şeyiniz devam edecek. Oradaki rutininiz bu şekilde devam edecek. Araya bence, bana kalırsa nacizane, efendim işte alışveriştir, işte ziyarettir falan fişman girerse, bu sefer başlarsın namazlarını odada kılmaya. Yani Kabe'ye, Mekke'ye gittikten sonra da odada namaz kılmak inşallah hiçbirinizin başına gelmez diyelim. Şimdi ziyaretler ve alışveriş demişken bunları da biraz değinmek istiyorum. Mekke'deyken ziyaret saatleriniz, örneğin sizi firmalar orada Arafat'a götürecekler, Mina'ya, Müzdelife'ye gideceksiniz, oraları ziyaret edeceksiniz. Sabah namazı ve öğle namazı arasında yapılır. Rahat rahat ziyaretinizi gidersiniz, otobüslerle yaparsınız ve öğle namazına Mekke'ye yetişirsiniz. Alışveriş yapacaksanız da işte illaki kızıma küpe alacağım, oğluma saat alacağım, babama tesbih alacağım vesaire. Hurma alacağım, illaki yanımızdan götüreceğiz. Bunlar nedense adet olmuş. Alışverişinizi Medine'ye bırakmanızı tavsiye ederim. Hem orada fiyatlar daha ucuz, hem de orada çeşitler daha bol, daha zengin. Hem de orada vaktiniz de daha bol. Tabii ki vaktinizi orada Ravza'da geçirmenizi öneririm ama illaki alışveriş yapacaksanız da oradan bir hatırat, bir eşya götürmek istiyorsanız bunu Medine'den almanızı tavsiye ederim. Çünkü Medine'de tavaf yok efendim. Tavaf olmadığı için size biraz daha normalden biraz daha fazla zaman kalıyor. O vaktinizde bir kısmını orada alışverişe ayırabilirsiniz.
Mesela Medine'de tam şimdi namaza doğru durduğunuz yerin aksi istikametinde kocaman bir AVM var. Tayyibe AVM diye, yani büyük alışveriş merkezi anlamında. Oradan istediğiniz her şeyi bulabilirsiniz. Aklınıza ne geliyorsa girersiniz, alırsınız, çıkarsınız. Eğer Mekke'deyseniz de yapabileceğiniz en kıymetli şey tavaftır. Vakit namazları hariç vaktinizin çoğunu tavafa ayırın. İnşallah tavafınızı bol bol yapın, yerine getirin. Yani size çok kısa özetlemem gerekirse uzak otelle yakın otelin arasındaki farkı. Efendim, ihtiyarsınızdır, yürümekte güçlük çekiyorsunuzdur. Şimdi şunu unutmayın. Orada 3 tane kompleks var. Yani 3 tane otel var. Birisi büyük bir kompleks. İçinde birkaç tane otel var. Yani Zemzem Tower'ın bulunduğu yer. İçerisinde bilmiyorum 8-10 tane belki daha fazla otel var. O uzun saat kulesinin olduğu yer. Eğer orada kalıyorsanız 50 metre mesafe hemen yürürsünüz. Onun yanında Hilton var. Yine en fazla 50-60 metre. Hemen içeridesiniz. Yine yürürsünüz. Yanında en yakın olan otel Darül Tevhid Intercontinental var. Herhalde orası 50 metreden daha yakın. Belki 20-25 metredir. En yakın otel orası. Şimdi bu üçünden hariç herhangi bir yürüme mesafesi otelde kalıyorsanız zaten sizi otobüsün bıraktığı yerde o otellerle aynı. Yani otobüs sizi gelip sıfır noktasında bırakmıyor zaten. Kabe'ye girişinde bırakmıyor. Arabaların geçtiği istikamette bırakıyor minimumunda. Yürüme mesafesi diğer otellerinde zaten uzaklığı otobüsle ineceğiniz yerlerle aynı. Hiçbir fark yok arasında. Ama işte biraz yaşlıyım, yavaş yürüyorum. İşte sık abdest almam gerekiyor. Bu konuda işte biraz daha hani yaşı bizden büyük olanların sıkıntıları olabiliyor. Bu yüzden onların özellikle yürüme mesafesi otel seçmelerini tavsiye ederim. Ama ve lakin hemen Kabe'nin dış giriş kapılarının önünde çok rahat, çok temiz, abdest alabileceğiniz, ihtiyacınızı giderebileceğiniz, yani tuvaletinizi yapabileceğiniz yerler var. Buralarda rahat rahat ihtiyacınızı giderebilirsiniz otelinize gitmeden. Ama derseniz ki ben abdestimi otelde alacağım, işte temizlenmeden başka tuvalete giremem, her seferinde otele gitmem lazım. Servisli otelde bu sıkıntıyı çekersiniz. Yani her vakit arasında otele gidip gelmek sizi yorar. Hatta yormaktan ziyade yetişemeyebilirsiniz. Yani yetişmekte çok sıkıntı çekersiniz. Ben otele sadece yemek yemeye gidiyordum. Otelde uyuduğum zaman sayılıdır. Genelde zaten Kabe'nin içinde kimseyi rahatsız etmeyecek şekilde bir kıyıda kenarda orada uyuyordum. Orada istirahat ediyordum. Çıkıp abdestimi alıyordum. Yine işte geçiyordum, tavafımı yapıyordum, zikrimi yapıyordum vesaire. Bu şekilde orada günleriniz devam ediyor. Medine'ye gittiğiniz zaman zaten bütün oteller yürüme mesafesinde. Bir de artık Hacı'da ya da zaten Hacı'da değil de zaten Hacı'da söylememe gerek yok da orada standart. Artık Umre ziyaretlerinizde 4 günden fazla Medine'de kalamıyorsunuz. Çünkü orada daha fazla otel inşa edilemiyor. Ve otellerin kapasitelerine göre verilen maksimum vize süresi de 4 gün. 4 günden fazla zaten Medine'de isteseniz de kalamıyorsunuz. Bir de bana gelen sorulardan birisi işte biz kendimiz gitsek, bir turla anlaşmadan gitsek nasıl olur, daha mı ucuza mal olur vesaire. Oraya kendiniz vize alarak gitmeniz mümkün değil. Suudi Arabistan konsolosluklarından yalnız girip başvuru yaparsanız vize alamazsınız. Mutlaka bir acentanın sizin adınıza vize alması gerekiyor. Orada vize alınırken çok fazla prosedür var. Hatta havalimanından otele, otelden havalimanına, Mekke'den Medine'ye ya da Medine'den Mekke'ye transferlerinizin ayarlanmış, ücretlerinin ödenmiş, anlaşmalarının yapılmış ve ücretlerinin ödenmiş olması gerekiyor.
Suudlular bu konuda bu kadar hassaslar. Hiçbir şeyi daha sonra oraya gidince halledersiniz vesaire gibi bir şey yok. O yüzden Suudi Arabistan'a giderken bireysel vize alamazsınız. Ticari vize alabilirsiniz. Ticari vizeyi de normal bir vatandaş alamaz. Gerçekten ticaret yapıyor olmanız lazım. Gerçekten bir şirketinizin olması lazım ya da bir şirketin çalışanı olmanız lazım. O şirketin yine sizin adınıza vize alıyor olması lazım. Yine yani kendi başınıza alamazsınız. Orası yani örnek vereceğim ama hoş olmayacak belki. İşte ben Avrupa'ya gideceğim, tatil yapacağım. Tursuz, yalnız başıma gitmek istiyorum. İşte bu daha ucuza mal olur falan. Umre ya da hac böyle bir şey değil. Bu çünkü bir tatil değil, bir seyahat değil. Bu bir ibadet programı. Bu ibadet programına da bir turla dahil olmak zorundasınız. Ben bir tur firmasının reklamını yapmıyorum ya da anlaşmam yok. Yani fırsatımız olsa da yalnız başımıza gidebilsek. Ben çünkü son gittiğim tur firmasından çok şikayetçiydim. Allah razı olsun, hocamız iyiydi. O aradaki sıkıntıları absorbe edebildi. Ama ben isterim ki mesela bir daha fırsatım olsa, çünkü her yeri artık bildim, öğrendim. Bir sıkıntı yaşamam. Hani takside tutarım, pazarlık yaparım. Mekke'den Medine'ye giderim falan, hiçbir sıkıntı yaşamam ama buna Suudi Arabistan izin vermiyor. Kendiniz, kendi başınıza gidip vize alamıyorsunuz. Kutsal topraklar için mutlaka bir acenteye başvurmanız gerekiyor. İnşallah size bu video faydalı olmuştur. Merak ettiğiniz farklı sorular varsa yorumlara yazın. Ben yine farklı sorulara da bu videoda cevap vermeye çalıştım. Çünkü bana gerçekten YouTube'dan ve Instagram'dan en fazla sorulan soru, yakın otele mi gidelim, uzak otele mi gidelim? Abi fırsatın varsa yakın otele git. Yani bunu son kez net olarak söylüyorum. Çünkü servisli otele gittiğiniz zaman çok fazla zaman sıkıntısı yaşıyorsunuz. Bir de şunu teyzelerime, amcalarıma söylemek istiyorum. Yani oraya gelmeden önce mesela yeni bir kıyafet, yeni bir terlik, yeni bir ayakkabı alıyorsunuz orada giyinmek için. En az evde birkaç gün giyinin. Yani orada gelip sıkıntı çeken çok insanlar gördüm. Yürüyemiyorlar, ayakları şişiyor, hiçbir yer bilmiyorlar. Gidip bir yerden başka bir terlik alacak, bir alışveriş yapacak. Yani bizim bulunduğumuz otelde bile aslında alabileceği yer var ama bilmiyor, bulamıyor, sıkıntı yaşıyor. Benim yani ne yardımcı olunuyor. Yine orada hani şey yapıyoruz, hocalar olsun ya da işte tur firmasındaki bizim gibi normal umreciler olsun, yardımcı oluyorlar ama yine de eziyeti kendileri çekmiş oluyor. Yine de canları acımış oluyor. Yani orada giyecek yeni bir eşofman bile aldıysanız burada bir giyinin, bir tecrübe edin. Beli mi sıkıyor, bir sıkıntısı mı var? Özellikle ayağınıza giyeceğiniz şeye çok dikkat edin. Ve dediğim gibi erkekler, eğer umre yaptıktan sonra başınızı kazıttıysanız ertesi 1-2 gün kesinlikle öğlen saatlerinde tavaf yapmayın. Ben ertesi gün kafamı kazıttıktan sonra tekrar umreye niyet ettiğim için kafamı örtemedim. Hatta örttüğüm için ceza yedim. Onun da videosu var. Arafat'ta neden ceza yedim? O yüzden ceza yedim. Yani kafamı örttüğüm için. İzlerseniz görürsünüz. Siz bunları yapmayın. Dikkat edin. Bize yapmayın demediler. Biz yaşayarak öğrendik. İlk umremde gece yapmıştım yine umremi. Ama o zaman ben kıymetini bilmiyordum baş kazıtmanın. Efendimiz başınızı kazıtmanızı tavsiye ediyor. Rahmet eyliyor. Üç kere dua ediyor bunun için. Ben o zaman bilmiyordum. Makineyle kısalttırmıştım saçlarımı. O yüzden de güneşte falan öyle bir yanma, bir sıkıntı geçirmemiştim. Hakeza zaten tek umre yapmıştım ben ilk umremde. Onun haricinde sadece tavaf yapmıştım. Yani mikat mahallinin dışına hiç çıkmadığım için tekrar umreye niyet etmedim. Ya da güneşteyken de başımı örtebildim. Ama bu sefer iki umre yaptım. İkincisini de güneşin altında yaptım kazınmış kafayla. Artık bilmiyorum birinci mi ikinci derece mi yanık geçirdim. Videolarda görebilirsiniz. Çok kötü bir durum ama geçiyor. Korkmayın, mikrop kaptırmayın, yeter sadece. Dediğim gibi en fazla sorulan soru buydu. Yakın otel mi, uzak otel mi? Hangisini tercih etmeliyim? İmkanınız yetiyorsa dediğim gibi yakın otel. Ama kendinizi de buna şartlayıp bütçeniz yetmiyorsa uzak otelden de gayet memnun kalabilirsiniz. Memnun kalanlar var. Birazcık daha cefa çekersiniz. Allah da ona göre ecrinizi, sevabınızı yazar inşallah. Şimdiden gidenlerinize Allah kabul etsin diyorum. Gitmek isteyenlere de inşallah Allah nasip etsin. Gidersiniz.
Giderseniz de bizim için dua etmeyi unutmazsınız diyorum. Allah'a emanet olun.